24 federal bölgede ise riskin devam ettiğini, aciliyetin devam ettiğini söyledi ki bunlar arasında özellikle batıdan Kaliningrad ve St. Petersburg gibi yerleri saydı. İlginçtir. Bunlar Rusya'nın Avrupa'ya, batıya açılan yüzü biliyorsunuz. Doğudan ise Sibirya'daki bölgeler, güneydeki bölgeler, özellikle Kuzey Kafkasya ve Kafkas Hazar Denizi kıyısındaki federal bölgeler. Buralarda ciddiyet devam ediyor tabii ki. Diğer taraftan tabii ki Rusya'da dediğimiz gibi vakalar yavaşlarken 77 milyondan fazla test yapıldı ülkede. Aşı çalışmaları bir taraftan devam ediyor. İsterseniz ona dair birkaç not eklemek istiyorum. Rusya'nın ürettiği 3 aşı var biliyorsunuz. Bunlardan 2 tanesi kaydedilmiş durumda. Sputnik V aşısı ve Epivac Corona aşısı. Sputnik V aşısı konusunda 2.2 milyon doz üretilmesi, sene sonuna kadar 40 bin kişinin aşılanması hedefleniyor ki insanlı denemelerin artık bitirilip Ocak-Şubat döneminde toplu kitlesel aşılamaların başlaması gerekiyor. Zira Savunma Bakanlığı zaten kitlesel aşılamanın ordu içerisinde başlayacağını söylemişti. 400 bin askeri personelin aşılanması gerekiyor. 80 binin yıl sonuna kadar aşılanacağı söylendi burada. Diğer taraftan Rusya'nın bu hastane koşulları, yatak doluluk oranları tabii ki sürekli eleştiri konusu. Başbakan Mişustin'le Sağlık Bakanı Mihail Muraşko dünkü yaptığı toplantıda artık salgın sonrasında Rusya'nın sağlık sisteminin reform edilmesi konusunda 5 yıllık bir stratejik belgesini onayladılar. Ahmet Görmez diyelim ve sözü size bırakalım.